Herkese merhaba. YouTube Çiçek Mutfağım kanalına hoş geldiniz. Bugün sizler için muhteşem bir turşu tarifi paylaştım. Bu turşuyu hemen açıp anında yiyebilirsiniz gerçekten de lezzetiyle ve de yapımıyla dilleri destan olacak. Hem çok pratik hem de son derece lezzetli bir turşu tarifi. Hiçbir şekilde kaynatma veya pişirme yok. Şıpşak bu turşuyu hazırlayacaksınız ama önemli püf noktaları var. Hepsini bu videoda izleyeceksiniz. Bu arada eğer hala kanalıma abone değilsiniz abone olmanızı Bildirim zilini açmanızı ve bu videoyu sonuna kadar izlemenizi önemli rica ederek hemen tarifime başlıyorum turşu için gerekli olan bütün malzemeleri hazırladım. Bu görmüş olduğunuz ben biberleri kullanacağım. İlerleyen dakikalarda bu malzemelerin bütün detaylarını tek tek vereceğim. Gerçekten de 10 numara bir turşu yapacaksınız. Biliyorsunuz ki bu biber acı bir biber, etli ve de çok lezzetli bir biber. Eğer istemiyorsanız acı biber kullanmak istemiyorsanız bunun yerine tatlı biber de kullanabilirsiniz. Ve artık turşu yapımına başlıyorum. Toplamda 4 kilogram domates kullanacağım. Domatesleri bol suda güzelce yıkadıktan sonra hemen kabuklarını soymaya başlıyorum. Bu turşuyu hazırladığınız zaman hemen afiyetle yiyebilirsiniz. Kış mevsiminde gerçekten de o kadar çok işinize yarayacak ki hemen kapağını açıp isterseniz kahvaltı sofralarında isterseniz yemek sofrasında hemen açıp afiyetle tüketebilirsiniz. Misafirlerinize de ikram edebilirsiniz. Gerçekten de on numara ve çok iddialı olduğum bir turşu tarifidir. Domateslerin tamamının kabuklarını soydum. Şimdi hemen turşu suyunu da hazırlamaya başlıyorum. Toplamda burada 4 yemek kaşığı kaya tuzu var. Bir su bardağı üzüm sirkesini ilave ettikten sonra güzelce karıştırıyorum. 2 su bardağı zeytinyağı ilavesi yaptıktan sonra yine karıştırdım. Ve artık turşunun suyu hazır. Bir kenara alıyorum. Turşunun suyunu önden hazırlarsanız çok çok daha iyi olacaktır. İçindeki tuzun erimesi için. Toplamda 2 baş sarımsak kullandım. Sarımsakları hemen küçük küçük doğruyorum. Videomun sonunda göreceksiniz gerçekten de nefis bir turşu yapacaksınız. Bütün sofralara çok güzel yakışacak. İsterseniz kahvaltı sofralarına, isterseniz yemeklerin yanına hemen şipşek azıp bu turşuyu afiyette yiyebilirsiniz. Gerçekten de on numara bir turşudur. Bu arada biberlerden dolayı ben acı bir turşu yapıyorum. Eğer isterseniz tatlı biber kullanarak da bu turşuyu yapabilirsiniz. Domatesleri hemen küp küp doğruyorum. Çok fazla iri olmasın. Çok da küçük olmasın. Bu turşuya kesinlikle nane çok güzel yakışıyor. Gerçekten de çok farklı bir aroma veriyor. E, o yüzden de bol miktarda nane kullandım. Toplamda bir demet nane kullandım. Saplarını hemen ayırıyorum. naneleri çok fazla küçük doğramanıza gerek yok. Birazcık iyice hemen doğradım ve artık biberleri de doğramaya başlıyorum. Dediğim gibi bu biber çok acı etti ve de çok lezzetli bir biber. Biliyorsunuz ki ismi helepone biber. Sen pazarlarında bu biberi kolaylıkla bulabilirsiniz. Hem de aynı zamanda çok sağlıklı bir biberdir. Çok fazla küçük yani ince olmayacak, çok da kalın olmayacak şekilde hemen doğramaya başlıyorum. Toplamda 2 kilogram helopane biber kullandım. Bu arada dediğim gibi bu acı bir turşudur. Eğer ben bu kadar acı istemiyorum diyorsanız tatlı biberle karıştırabilirsiniz. Veya tamamını tatlı biber kullanabilirsiniz. Tatlı sivri biber kullanabilirsiniz. Ancak tatlı sivri biberi de çok küçük kesmenize gerek yok. İli yeri doğrayıp turşuya ilave edebilirsiniz. ve turşu için gerekli olan bütün malzemeleri hemen görmüş olduğunuz gibi kolaylıkla hazırladım ve artık turşu yapımına başlıyorum. hazırlamış olduğum bütün malzemeleri genişçe bir tepsinin içerisine aldım ve şimdi hemen bütün malzemeleri yine narin bir şekilde hırpalamadan karıştırmaya başlıyorum. İşte turşu yapmak bu kadar basit. Bütün malzemeleri narin bir şekilde karıştırıyorum ama sadece önemli bir püf noktası var. Onu ilerleyen sahnelerde detaylı bir şekilde açıklayacağım. Gerçekten de evde bulan malzemelerle kolaylıkla yapabileceğiniz muhteşem bir turşudur. İsterseniz sabah kahvaltısında veya öğlen yemeğinde, akşam yemeğinde hemen kavanozu açıp afiyetle yiyebilirsiniz. Son olarak toplamda 3 yemek kaşığı toz şeker ilavesi yaptım. Şimdi geldik en önemli püf noktasına. Şeker ilavesi yaptıktan sonra tekrar karıştıracağım. Ve üstünü örterek toplamda bir gece boyunca dinlendireceğim. Ancak bir gece boyunca dinlendirirken de yine ara ara karıştıracağım. Eğer vaktiniz yoksa en az 4 veya 5 saat boyunca dinlendirmenizi tavsiye ediyorum. Gerçekten de burası çok önemli bir püf noktadır. Hemen bunu açıklamak istiyorum. Şu anda domateslerde ve diğer malzemelerde bir asit var. Bu asitin dağılması için bir gece boyunca dinlendireceğim. Ardından da kavanozlara koyacağım. Eğer dinlendirmesem kavanozlara koyarsam eğer mutlaka bir asitlenme olacak ve kavanozun içerisinde de bozulma ihtimali de olabilir. Bunu engellemek için bir gece boyunca veya en az 4-5 saat boyunca Dinlendirmem gerekiyor ama bu dinlendirme esnasında yine ara ara karıştırmak gerekiyor. Bu da yine önemli püf noktalarından bir tanesidir. Ve aradan toplamda 5-6 saat geçti. Hemen şöyle karıştırıp tekrar ağzını kapatacağım. Bu arada bu bekletme işini de evinizin bir bölümünde serin karanlık bir bölümde bu bekletme işlemini sağlayabilirsiniz. Ama mutlaka evin soğuk bir bölümde olması gerekiyor. Veya buzdolabında da bu işlemi yapabilirsiniz. Ve toplamda bir gece geçti. Görmüş olduğunuz gibi yeterince suyunu da artık çıkartmış. Turşunun suyu da oldukça bol. Tekrardan son kez karıştırıp hemen steril etmiş olduğum kavanozları doldurmaya başlayacağım. kavanozları steril etmiştim. Şimdi son olarak yine kaynar su ilavesi yaparak çalkalayacağım. Ardından da turşuları kavanozlara doldurmaya başlayacağım. Kavanozları steril etmiştim. Ancak yine kaynar su ilavesi yaparak çalkalayacağım. Ve ardından da hemen turşuları doldurmaya başlayacağım. yemelere doyamayacağınız nefis bir turşu. Dediğim gibi biberlerden dolayı çok acı bir turşu oldu. Eğer isterseniz yarısını tatlı biberle de yapabilirsiniz veya tamamında yine tatlı biber kullanabilirsiniz. Hemen şunu belirtmek isterim ki bu turşunun kapağını kapattıktan sonra karanlık ve serin, çok serin bir yerde saklamanız gerekiyor. Kesinlikle güneş almaması gerekiyor. En garantilisi tabii ki de buzdolabı. Ancak buzdolabında bekledikçe de lezzetini azaltıyor. O yüzden bodrum katı gibi soğuk karanlık bir yer olursa orada muhafaza ederseniz çok çok daha garantili olacaktır. Yıllardan beri yapmış olduğum bir turşudur. Eminim sizler de çok beğeneceksiniz. ve bütün turşuları görmüş olduğunuz gibi kavanozlara doldurdum. Bu da tepsinin dibinde kalan turşunun suyu. Biraz sonra bütün kavanozlara eşit bir şekilde dağıtacağım. Vermiş olduğum ölçüler tam gelecektir. Görmüş olduğunuz gibi muhteşem oldu turşular. Dediğim gibi kavanozu açıp hemen afiyette bu turşuyu yiyebilirsiniz. 3 geri bir ileri yöntemiyle sıkıca kapakları kapattım. Mutlaka çok sıkı bir şekilde kapatmamız gerekiyor. Burası çok çok önemlidir. Islak bir bezle bunun kontrolünü kolaylıkla yapabilirsiniz. kapakların mutlaka yeni olması gerekiyor. 3 geri bir ileri yöntemiyle görmüş olduğunuz gibi sıkıca kapattım. Eğer ıslak bir havlu varsa bu kapatma işlemini çok kolay bir şekilde yapabilirsiniz. Ve artık turçular hazır. Gerçekten de on numara oldu. Hemen yemeğe hazır turçularım. Gerçekten de her yemeğin yanına çok güzel yakışıyor. Bu arada hemen bu kavanozları karanlık ve serin bir yerde muhafaza edeceğim. Eğer isterseniz yarısını da buzdolabına koyup her iki alanında test edebilirsiniz. Eğer karanlık bir yeriniz varsa orada kalmanız, kalmasını tavsiye ediyorum. Eğer tabii ki de e, böyle bir alanınız yoksa mutlaka buzdolabında muhafaza edin. Aksi takdirde mutlaka bozulacaktır aradan 4-5 gün geçti şöyle hemen bir tanesinin kapağını açıp sizlere detaylı bir şekilde göstermek istiyorum yıllardan beri yapmış olduğum bir tariftir tarifime çok güveniyorum 10 numara olacak gerçekten de yeminle de doyamayacaksınız domatesin tadında doyasıya alacaksınız. zaten içindeki malzemeler de birleşince muhteşem bir turşu oldu denedikten sonra zaten ne demek istediğimi anlayacaksınız. Bu turşu her yemeğin yanına gerçekten de çok güzel yakışıyor. Görüntü zaten her şeyi anlatıyor. İsterseniz sabah kahvaltısında bile afiyetle yiyebilirsiniz. Ben de böylelikle bir videoyu da burada sonlandırıyorum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İzlemiş olduğunuz bu videoda beğen attığınız için herkese teker teker teşekkür ederek şimdilik vedalaşıyorum. Yarın yeni videomda tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.